فالله المستعان.
Thank you.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب جل جلاله وتكتس حسيتري cümlemize razı olsun. Bizleri buraya razı olduğu işler yapmak için topladığı kendisine ne kadar şükür etsek azdır. Ve cemiyet sahiplerini de tebrik ediyorum. Böyle bir program tertip ettiler. Genç kardeşlerimizi Kur'an-ı Kerimlerle, Mevlid-i Şeriflerle, İlahi Şeriflerle kendilerini askere göndermek. Nedir? Askerlik de bir cihat sayılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de birçok cihat ayeti mevcuttur. İslam'da da dinimizde de cihat askerlikten sayılmıştır. Allah yolunda Osman radıyallahu anh'ten rivayet edildi ki Allah yolunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah yolunda hudutta bir gün nöbet tutmak başka yerlerde bin gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır. Burada hudutta kelimesi ribat olarak açık kendi manası, Arapça manası ribat olarak geçmektedir. Hadis-i Şerif'in Arapça kısmında. Ribat kelimesinde çeşitli anlamlar varsa da bir cihat tabir olarak tercih ettiğimiz mana hepsini kapsayıp özellik taşımaktadır. Ribat Allah yolunda savunma yapmak ve düşmanın hücumunu önlemek üzere bir yerde hazır vaziyette beklemek. İşte askerde de nöbet tutma bu ribat kapsamına girmektedir. Yine Kur'an-ı Kerim'de onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği düşman kimseleri korkutursunuz. Evet, Enfal Suresi'nin 66. ayetinde İslam alimleri bu ayetten hareketle her çağın ihtiyacı olan, her çağın ihtiyacı olan bütün silahlara sahip olmalı. O zaman da ne vardı? At, işte mızrak, zırh. O zamana inmiş olan bir ayet tabii ki neden bahsetmektedir? Atlardan, zırhlardan. Eğer bu dönemde inmiş olasaydı, inecek olsaydı tabii ki bu dönemin gerektirdiği işte silah teçhizatı neyse, tanklar, tüfekler, işte bugün silahla yapılan savaşları neyle yapılıyorsa onunla ilgili ayet inecekti. Ama burada İslam alimleri döneme hangi silahlarla hazırlanıp, yani şimdi o zaman atlar vardı, işte silah, tabancalar yoktu, tüfekler yoktu, kılıçlar vardı. O zamanın silahları onlar idi. Bu zamanın silahları nedir? Tanklar, tüfekler, işte askerlerimize nöbetlerini bunlarla birlikte tutmaktadırlar. Yani burada günümüzün şartları neyi gerektiriyorsa onlarla birlikte silahlanmamızı gerektiğini bizlere söylemiş İslam alimleri. Bu ülke için hudutların güvenliğini sağlamak her zaman gelir büyük önem taşımaktadır. Yeryüzünde istiklalini elde etmiş her milletin üzerinde yaşadığı bir coğrafya mutlaka vardır. Bu coğrafya ne diye adlandırmakta? Vatan, evet. Bazen şehitlerimizi kaybettiğimizde ne deriz? Vatan sağ olsun askerlerimizi kaybettiğimizde. Vatan sağ olsun deriz. İşte bu coğrafyaya vatan denilmektedir. Vatan, evet, edinilen coğrafyanın kara, deniz ve hava sahaları o ülkenin egemenlik alanlarıdır. Evet, bunlardan her birine, herhangi birine yapılacak tecavüz veren hudud-i ihlal durumları savaşa sebep olmaktır. İşte bu hudutları beklemek ve oralarda nöbet tutmak en kutsal görevlerden biri olup sulh zamanında da barış zamanında da olsa askerlik vazifesi İslam nazarında ne sayılmıştır? Cihad sayılmıştır. Cihad eşittir nedir? Askerlik. Evet. Askerlik görevi de aynı şekilde kabul edilmekle birlikte bu askerlerin hepsinin gayesi nedir? Vatanı düşmana karşı korumak olduğu için hudut nöbeti öne çıkarılmıştır. Evet, ülkenin herhangi bir yerinde nöbet tutan asker dış düşmanların içerisindeki uzantısının kabul edilen iç düşmanlara veya kendi vatanlarına ihanet eden
hainlere ve çapulculara karşı aynı şekilde kutsal bir görevi yerine getirmek. Evet. Vatan müdafaasından maksat sadece sahip olduğu, sadece sahip olunan toprakları korumak olmayıp, bunun arka planındaki esas gaye, o topraklar üzerinde yaşayan insanların dinini, kitabını, Kur'an'ını, canını, malını, ırz ve namusunu korumak ve milletin fertlerini hürriyet içine yaşatmak. İşte askerliğin gayesi, niyeti bu olmalı. Askere gidecek olan kardeşlerimiz de niyetlerini bu şekilde yapmalıdırlar. Gitmeden evvel, arabaya binecekleri zaman, gitmeden evvel niyetlerini, ya Rabbi ben vatan müdafaasına gidiyorum. Vatanın topraklarını muhafaza etmeye gidiyorum. Bu vatan toprağının muhafazasından daha da önemli olan nedir? Milletimin Kur'an'ını, dinini, namusunu, ırzını, ehemmiyetini korumaya gidiyorum diyerek ne yapacaktır? Askerlik vazifesine öyle niyet edeceklerdir. Yine Kur'an'dan cihada daima, askerliğe daima hazırlıklı olunması emredilmektedir. Yine bir ayet-i kerimede Ali İmran suresinde, ey inananlar sabredin, direnin, düşmanla üstün gelin, cihada hazırlıklı olun, uyanık bulunun ve Allah'tan korkun ki başarıya erişesiniz. Evet. Yine Halid İbni Velid'in dediği gibi, yeryüzü cihattan, askerlikten başka bir şeye korunmaz. Evet. Askeri güçlü olmayan, kuvvetli olmayan ülkeler muhakkak bir şekilde tecavüze maruz kalacaklar, tacize maruz kalacaklar. Diğer güçlü devletler tarafından. Evet. İşte bu önemli ve faziletli sebebiyle sınırda bir gece nöbet beklemek, cennette bir kamçının işgal ettiği yer, Allah yolunda bir sabah ve akşam yürüyüşü, dünyadan ve dünyanın bütün nimetlerinden daha hayırlı ve daha üstün kabul edilmiştir. Askerde bir an göre tutmak. Diğer zamanlarda bin andan, bin günden nöbet tutmaktan daha faziletlidir. Evet. Yine Peygamber Efendimiz bu hadisleriyle bizlere bir gerçeği daha öğretmiş olmaktadır. O da ahiretteki en kısa zamanı ve en küçük mekanın bile dünyadaki en uzun zaman ve en geniş, en uzun zaman ve en geniş mekandan daha hayırlı, daha faziletli olduğudur. Bunları kazanma yolların en başta gelenlerinden biri de nedir? Allah yolunda cihat etmektir, askerlik yapmaktır. Evet. Yine bir hadis-i şeriflerinde sahabilerle kendisi arasında ayrılığa sebep olur endişesiyle önce gizlemi tercih ettiğini, fakat daha sonra bu fikrinden vazgeçerek nakletmeyi uygun gördüğünü söyler. Bu hadis Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işittiği, Allah yolunda hudutta bir gün nöbet beklemek, hudut dışındaki yerlerde bin yıl nöbet tutmaktan daha hayırlı. Yani askerlik içerisinde bir gün nöbet tutmak, askerlik zamanın dışında nasıl nöbet tutar? İşte arazisini bekler, işte arsasını bekler, kuş yemesin, işte karga yemesin ya da herhangi birilerinin tacizine uğramasın diye insan ne yapar? Nöbet tutabilir. Bu nenin malının nöbetidir. Askerlikte ise bütün insanları kapsadığı için, bütün insanların malını, namusunu, ırzını, dinini, vatanını müdafaa için bir gün nöbet tutmak, diğer insanların diğer zamanlar tuttuğu nöbetten bin gün daha nedir? Faziletlidir. Evet, bir kimse askerlik görevi yaparken vazife başında ölürse o şehit olarak Rabbine kavuşur. Şehidin amel defteri kapanmaz ve dünyada işlediği güzel ve hayırlı işlediği sevabı da kıyamete kadar devam eder. Hiçbir şekilde şehidin amel defteri kapanmaz. Şehit kabirde meleklerin sorgulamalarından ve kabir azabından ne olur? Muaftır. Maalesef günümüzde de askerlerimizi bayağı bir hayli kaybetmekteyiz. Tabii ki Rabbim mekanları cennet eylesin. Gidecek olan kardeşlerimize de hayırlısıyla vazifelerini yapıp hayırlısıyla tekrar vatanlarına, memleketlerine, anne ve babalarına kavuşmayı bu kardeşlerimize de nasip eylesin inşallah. Olur takdir ilahi. Olacaksa da ne yapmak lazım? En güzel söz olan vatan sağ olsun demeyi bilmek lazım. Bazen görürüz işte yazılı ve görsel basında. Anne bu haberi getiriyor. Tabii ki kadıncağız tutamıyor kendisini. Feryalıyor, yakasını, paçasını yırtıyor, o tarafını yırtıyor, bu tarafını yırtıyor. Bu doğru bir hareket değildir efendim kardeşim. Bu Allah'a isyan etmektir. Haşa. Allah muhafaza. Vatan sağ olsun diyeceğiz.
ne yapacağız? Yavrumuzu sağlığındayken bağrımıza bastığımız gibi vefat ettikten sonra da bağrımıza basacağız. Bu bir takdir ilahi de diyeceğiz. Allah'a ne yapacağız? Göreceğiz. Evet. Sağlıklı bir iman ve cihat şuuruna sahip olmak bunun yerine şarttır. Bu niye yani şarttır? Bu sebeple bütün hadislerde Allah yolunda kaydının yer aldığını görmekteyiz. İslam inancına göre şehitlik bir müminin dünyada ulaşabileceği en yüksek mertebedir. Evet, bir insanın dünyadayken mertebesinin en yüksek mertebesini kazanması nedir? Şehitlikle olmaktadır. Yine askerde kılınacak 2 rekat namaz 2 milyon namaza eşdeğer. 2 milyon namaz normal zamanda kılacaksın 2 rekat namaz, askerde kılınan 2 rekat namaz 2 milyon sevap verilmektir. Belki bunu birçoğunuz yeni duyuyorsunuz. Evet, gidecek olan kardeşlerim de ne yapacaklar? Orada namazlarını kaçırmayacaklar, kılacaklar. Evet, fetva verilmiş askerdeyken postalların üzerine meshedilebilir. Bunu da kardeşlerimiz gittiklerinde mutlaka ne yapacaklar? Yerine getirecekler. Namaz olmadan askerlik de ne olmaktadır? Belki de kabul olunamaktadır. Yani namaz gibi bir ibadeti askerde kıymetini daha iyi anlamamız lazım. Öyle Ammar yaşadık ya elhamdülillah, askerde kıldığımız namazları şimdi kılamıyoruz. O açık bir gerçek. Oradaki aldığımız lezzetleri şu an burada alamıyoruz. Nedir? Askerliğin insana vermiş olduğu bir manevi güç var. Bir nedir? Bir yardım var. Rabbim Celle Celaluhu gidecek olan kardeşlerimize de hayırlısıyla vatani görevlerin en güzel şekilde yapılması gereken kitabıyla, Kur'an'ıyla, namazıyla, abdestiyle nasıl yapılması gerekiyorsa en güzel şekilde yapmalarını nasip eylesin. Tekrar vatanlarına, annelerine ve babalarına sağlıklı, sıhhatli bir şekilde dönmelerini Rabbim Celle Celaluhu nasip ve müessir etsin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله
Mezhep imamlarımızın her ne kadar dininin İslam'a hizmet etmiş ve ahirete tahal etmişse her birerden ruhlarını ayrı ayrı hediye etsen haberdar eyle ya Rabbi. İsimler unutulmuş, nesilleri kesilmiş, kendilerine bir Fatiha dahi yok diye kimse kalmamış olan mümin ve müminatın da ruhlarını ayrı ayrı hediye etsen haberdar eyle ya Rabbi. Bu cennet vatanı müdafaa uğrunda şehit düşen askerlerimizin, polislerimizin ve bu cennet vatanı bizlere emanet eden ecdadımızın, Çanakkale şehitlerimizin Kurtuluş Savaşı mücadelesi verirken şehit düşen dedelerimizin de ruhlarına hediye etsen haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahim'in burada ile çok aminden cemaatimizin de ahireti irtihal eden anne baba akraba komşu ve yaranlarından her birerle ruhlarına hediye etsen haberdar eyle ya Rabbi. Özellikle cemiyet sahiplerinin de ahireti irtihal eden anne baba akraba komşu ve yaranlarından her birerle de ruhlarına hediye etsen haberdar eyle ya Rabbi. Askere gidecek olan kardeşlerimizin niyetlerini hayır eyle ya Rabbi. Niyetlerin en güzel şekilde, sağlıklı bir şekilde niyet etmenin nasip eyle ya Rabbi. Vatanın müdafaa uğrunda namuslarını koruyacaklarına, dinlerini koruyacaklarına niyet ederek askere öyle gitmelerini bu kardeşlerimize nasip eyle ya Rabbi. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde tekrar vatanlarına, tek bir vücut halinde vatanlarına dönmelerini bu kardeşlerimize nasip eyle ya Rabbi. En güzel şekilde vatanımızı müdafaa etmeyi bu kardeşlerimize de, askerlerimize de, polislerimize nasip eyle ya Rabbi. Bu cennet vatanı müdafaa uğrunda, bu cennetin vatanı
müdafaa uğrunda şehit düşen askerlerimizi de galiben rahmet eyle ya Rabbi. En güzel şekilde onların da mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah razı olsun cümlemizden. Şimdi cemaat sahiplerine ikram olacak. Herkes yerine kalsın. Thank you.
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Kesinlikle iyi. Hocam yaptığınız hiç iyi değil. Burada biz oturuyoruz, ilahi söyleyip vaaz ediyoruz. Kimse hiç şeyinde değil. Boşu boşuna orada oturuyoruz. Orada biraz önce. Biraz önce düğün olmadı mı öğrendi? Boşu boşuna oturuyor orada. Yani söylemedik. Yanımızdakiler. Adam sana bir şey. Adam sana mikrofonu vermedi mi yanımda? Kim? Ben mikrofonu sahiplenene kadar alçaltı şey olamam ki almak istedim. Bütün yere yakın olarak, gözük olarak da bunu görmek var. Bu böyle bakar. Yok tamam. Şu tersizlik yapar mı? Güzel bir iş. Sen tamam ya Bağdat. Sen tamam mı ya Bağdat? Tamam hadi onlar öyle de yani ben hiçbir zaman mikrofonu yok. Ben söyleyeyim demem. Diyemem. Vakit yavaşlar. Ben öyle anladım valla. Ben kameranın şeyini sana öğrettim mi köy noktası? Evet. Niye gene kaybetmişsin sen? Ben yoktum ki bugün. Abi! Bak gel. Nereye gidiyorsun? Şeyde çekiyor. Ben mi? Yok ben söylemedim.
Fransa'da çekiyor. Tarih yanlış, 5 Mayıs. Çekmesi nasıl diyelim?